Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İntro uydurmaya çalışıyoruz. Bu videomuzda laptop soğutucularına bakacağız. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklayıp yeni videolardan haberdar olmayı lütfen unutmayın. Şimdi elimizde ne var? Yine hepsi buradan siteyi kullanıyoruz. Netbook aksesuarları, netbook soğutucuları, yani laptop soğutucuları. Bakalım kaliteli bir şey bulabileceğiz mi? Tabii şimdi yine aynı 3 bölümde tavsiyelerde bulunacağız. Hani giriş seviyesi, orta seviye ve üst seviye soğutma olarak. Giriş seviyesinde neler var? Giriş seviyesinde genelde hatta giriş ve ortada tel ızgaralı, genelde tek veya çift fanlı ürünlerden bahsedeceğiz. Şunlardan falan, bunlardan çok almanızı tavsiye etmem. En azından laptopu tutacak bir şey olursa, ha şunun gibi mesela. Şunların en azından bir tık tutma ihtimali var. Neymiş bu? Trust'ın 47 TL. Bir tık daha iyi bir şey bakalım da onu önerelim. Şu bir tık daha iyi görünüyor. Standlı. Ah bak, bu değil de şu önereceğim mesela şu. Şurada tırnakları olan soğutuculardan aslında önermek istiyorum ben. Bu olur 52-53 liraya. Tek fanlı. Büyükçe bir fanı var. TX'in. 17 ince kadar laptopları destekliyor. Gayet güzel. En azından arkada şu kademesi de var. Hani laptopunuzu istediğiniz ayarda yatırabilirsiniz. Bu yönden giriş seviyesi olarak şu birinci tercihimiz olabilir. Trust ErgoStand 17 inç diyor. ErgoStand'ın benzerleri de var. Geçtim. Buralar hızlı geçiyoruz. Burada çok anlatacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey demiştik. Hatta laptop tavsiye kısmında söylemiştim ben. Dedim ki muhakkak bir tane laptop soğutucunuz olsun. Özellikle bulunduğunuz oda sıcaklığı 22-23'ü geçiyorsa elinizde bulunması gerekiyor. Hatta dedik ki özellikle alüminyum bloklu olursa çok çok daha iyi bir soğutmaya sahip olursunuz demiştim. Şimdi şu arkadaş fena gözükmüyor. Hani gördüğüm itibariyle geniş, çift fanlı, iş görür bir şeye benziyor. Başka neyimiz var? Buralarda başka tavsiyelik bir şey. Şu belki olabilir. Çift fanlı yine aynı şekilde laptop tutacak tırnaklar var. 17 ince kadar destekliyormuş. 7 ile 17 arası. Fluxless FN3255 diyor. Sessiz çift fanlı notebook soğutucu. Bu da olabilir. 64-65 lira civarı, yani fiyatı uçuk değil. Devam ediyoruz. 5. sayfaya geldik. Ya bu mecbur, yani laptop bağırana kadar bunlar çalışsın. Çok çok daha iyi bir sonuç alırsınız. En azından kafanız da rahat olur. Cihaza zorlamaktansa, bakın şurada alüminyum sessiz çift fanlı kırmızı laptop soğutucu diyor ve alüminyum olanları özellikle tavsiye ettim. Ben söylemiştim ki muhtemelen giriş seviyesi bir ürün, yine 75 liraya, çünkü ucuz geldi bana çift fanlı. Olabilir. Aynısının siyah da varmış, kırmızı da var, siyah da var. Artık zevkinize göre seçebilirsiniz. Şey varsa mesela elinizin altında, şu çok önerdiğim Acer'ın Nitro serisinden varsa zaten onun kırmızılarına yakışır yani. Başka neyimiz var? Şu farklı bir ürün. Bu laptopun fanının yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, hani yandan bağlayıp da havayı hızlı bir şekilde dışarı tahliye etsin diye kullanılan aparatlardan. Bunun çok çok daha ucuz versiyonları var. Genelde eski laptoplar için kullanılıyor. Çünkü yeni laptopların ızgaraları çok geniş. Yani bu falan kurtarmaz yani. Hangi bir tarafına takacaksınız? Inca'nın şu alüminyum dizayn dediği, yine muhtemelen çift fanlı. Şu alttaki iş görmüyor anladığım kadarıyla. Sessiz, çift fanlı. Biraz da değişik görünüyor. Alüminyum diyor ama bunlar tabii ki ince alüminyum. Benim kastettiğim alüminyum blok. Ama yani şunlar orta seviye olarak alınabilir. 70'lik iki tane fanı varmış. Yine Inca'nın şu modelleri var ama biz onları zaten giriş seviyesi ürün olarak nitelendirdik. Tel ızgaralı. İş görmez mi? Görür. İlla ki görür yani.
Sonuçta hani en kötüsü bile bir şeyler yapmaya çalışır elinden geldiğince. Şurada biraz abartı bir ürün var. 5 fanlı oyuncu laptop soğutucusu stand olarak ki hani bunun yani harika bir iş çıkaracağı zaten belli yani tipinden. TX'in ürünleri genelde fena almıyor. Orta kalite diyebilirim. 85 liraya güzel bir seçenek olmuş. Şimdi burada farklı ürünler var da bunlar değil. Frisbee'nin bir ürünü var yine. İki tane büyük, iki tane küçük fanım var. Evet, dört fanlı bir ürün. Bu da iş görür. Kademe falan var herhalde. Hız ayarı vesairesi var. Artı hani yine standı ayarlayabileceğiniz yükseklik ayarı için tırnaklar var. 91 lira olabilir. Yine 6 fanlı şurada bir şey gördüm. 6 tane küçük fanlı yükseklik ayarı mevcut olan bir laptop soğutucusu daha var. Class 1 G6 ya da G6 olabilir. Pardon, sen ince laptop soğutucusu. İnce bir şey için aslında bu olabilir ama çok yani ince olması değil de daha çok böyle bu şekilde platform olmuş. Şimdi yanınızda taşıyacaksanız tabii şey lazım yani silimlerden lazım. Ya bu tarz bir şey alacaksınız mecbur ya da şunlardan alacaksınız. Ona göre bir çanta olacak tabii yanınızda. Yine 6 fanlı hardtone diyor. Olabilir. Bunlar zaten 8'lik, 6 tane 8 santimlik fanı varmış gibi duruyor. Ya çok varyasyon var yani. Şu da güzel görünüyor mesela 4 fanlı. Biraz daha böyle şekil duruyor. Tabii iş görme noktasında bunlar orta seviye biliyorsunuz. Rampage'im var. Aynı şekilde orta seviye yine 4 fanlı. İş görür. Hani şekline bakıp da alsanız çok da yanılmazsınız diyeceğim ama tabii kısmen hata payı olur. Bunlar da olur. 102 lira. 6 fan. Şimdi benim aradığım esas şeyler, kaliteli ürünler nerede? Sigma Tech. Çantayla berabermiş. Sigma Tech iyi bir marka da. Onun ayarındakiler daha uyguna vardı zaten aşağılarda. Şimdi hem kaliteli marka hem ucuz tabii ki bulamıyorsunuz. Şu metal bloğa benziyor. Evet, aradığım şeylerden biri bu olabilir. Bir bakayım. Açıklaması var mı? Bu alüminyum blok mu kardeşim? Alüminyum kanallı teyit bilmem ne. 11'den 17 ince kadar. Alüminyum bloktuysa ki öyle görünüyor. Evet, yani alüminyum olması çok önemli. Burada kalite şeyi var. Alüminyumsa bu alınabilir. Yani 119 lira çok uygun bir fiyat. Alüminyumdaki şey çok çok daha iyi. Soğutma kalitesi. Şu minisi var. 10-13 inç arası diyor. Yani eğer böyle bir şey ihtiyacınız varsa 2 çarpı 14 kaça kadar destekli? Biraz daha basit yani. Yani şu bir tık daha iyi gibi. Evet, bu da alüminyum. 123. Burada da bir Dragon'da detay yok. Resim de yok neyse. Şu alüminyum bloğu benziyor da emin olamadım. Yanında işte fare ıvır zıvır hediyesi olanlar var. Onlarla niye işiniz var? Farklı tasarımlar. Evet, Zalman'ın yine sessiz bir soğutucusu var, ızgaralı. Daha bir değişik, farklı bir tasarım olmuş. Sigma Tech'in Shield alüminyum bloklu, hem ızgaralı hem bloklu. Fena değil, bunlar da yine güzel iş görür gibi duruyor. Olabilir yani.
Olmaz. Onu geç. İnfa geçtim. Nerede var emin blok programları? Olmazsa. Zalman. Lan 180'lere geldik ha. Alüminyum sadece birkaç tane gördüm. Soğutucu. Yani bu görünüyor. Full alüminyum mu bu acaba? Güzel de görünüyor. Alüminyum materyal. Evet. 15.4'e göre 3 adet falan alüminyum. Yani böyle buldum. İşte alacaksın. Kaliteli. Böyle. Ya şöyle alüminyum oldu mu çok çok daha az böyle fana ihtiyaç duyuyor. Yani tek fan bile yetiyor alüminyum oldu mu. Ama şu çelik tel ızgara oldu mu ya büyük bir tane fan olacak ya iki tane küçük olacak. Tabii o 4-5 fanlı gördüklerimiz onlar da canavar yani. Dipcool'un yine iki tane 140'lık fana sahip olan bayağı güzel soğutmaya sahip. Ayrıca USB 3 portu olan güzel bir soğutma sistemi de burada var. Laptop soğutucusu bu da olur. Şimdi Cooler Master tek fan bence yeterli olmayabilir orada. Şöyle güzel aslında şeyler var böyle masalı standlar var da. Yani bu şekil kullanır mısınız ondan çok emin değilim ya. O yüzden ben bunu tavsiye etmek istemedim. Bak şu işte ya benim aradığım bu baba. Alüminyum bloklu 143 fanlar dev gibi. Yanında USB portları. Kanka sen neredeydin bu zamana kadar? 225'ti mi? Yani bu Ryzen 5, 7 ya da i5, i7 ya da i9 yani o tarz şeyler için gayet güzel çalışır. Üç gibi işte 1,5 watt. 7 ile 17 arası çok çok güzel abi işte bu yani. Şu. Masa standart istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz ama bunun yine soğutmalı olması lazım. İyice gerek yok siz bilirsiniz. Deepcool'un şurada 4 fanlısı var. Alüminyum. Bunlar artık işin şey uç noktaları. Bu da bayağı güzel bir soğutma yapar. Şunda ne var? Bunda tek büyük. Bu tek bulup da ızgaralı olanların zaten ucuzlaşımda var. Şu da aynı şekilde. Güzel soğutma yapar. Full alüminyum yok. Ya zaten en pahalısı 250 lira. 260 lira. Yani bak bu. Canavar. Şu da aynı şekilde alüminyum. Aynen öyle. Harika bir duruyor yani. İşte aldın mı? Şimdi şöyle düşünün. 5-10 bin lira laptopa verdikten sonra hani şunun 50 liralığını 100 liralığını kullanmayın yani. Hani biraz daha iyi bir şey almaya çalışın. Ya en kötü ihtimal o 4 fanlı 6 fanlılardan açın. Alın 100-150 civarı. Alın geçin. İmkan varsa dediğim gibi şu kalitelilerden alın. Geçin. Burada anlatacaklarım bu kadar. Hani laptop soğutma kısmı aslında basit. Hani belirli bir standart oturmuş durumda. Zaten iki farklı materyali var. Bir ızgaralı olan var, bir de alüminyum bloklu olan var. Alüminyum olanları tavsiye ettiğimizi söyledik. Fan adeti fazla veya fanı büyük olursa daha iyi olur ama fan adeti arttıkça ses de artıyor. Hani öyle bir şey de göz önünde bulundurun. Ama laptopun altı buz gibi olacak. Ondan emin olabilirsiniz. Tabii çok böyle 30 derece sıcakta beklemiyorsanız. Aklımda olanlar bunlar. Görüşmek üzere. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.